Allahu Billahi min Shaitanir Rajeem. Bismillahi r Ve alhamdulillahi Ve salat ve salam ala Rasulna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ve sallim. Mutlak vekil abilerimizin hikayeleri nurculuk tarihinin temel taşlarından. Mecburen onların üzerinde daha fazla durma ihtiyacı hissediyorum. Bu abilerimizden birisi Hüsnü Bayramoğlu veya Hüsnü Bayram değişik ifade şekilleri var. Biz Hüsnü Bayramoğlu diye biliyorduk bu abimizi. Safranboluludur. Hıfsı abi'nin esnaf Hıfsı abi'nin oğludur. Aile boyu bunlar risale Nur talebeleridir. Çocukken daha ergen olmadan Üstad Hazretleri'nin yanına hizmete dahil olmuş bir abimizdir. Emir Dağı'nda daha çocukken Emir Dağı'nda Üstad'ın hizmetine gelmiş. Allah razı olsun. İyi niyetle gelmişler. Fakat Üstad'ın Emir Dağı safhası çok garip. Barla'daki hayatı, Kastamonu'daki hayatıyla kontrol edilemeyen, hizmetine mani olunamayan Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ'da değişik bir kıskaca alınmış. Onu Yeri geldikçe zaman zaman anekdotlarla anlatmaya çalışırız. Mühim olan bir tanesi şu Ediriz Zaman Hazretleri kendisi de ifade ediyor. Diyor ben akşamları odamı dışarıdan kilitlettiriyordum. İçeriden de kendim kilitliyordum diyor. Odasının kapısı içeriden ve dışarıdan kilitli olduğu halde ve binada bu hizmetinde bulunan birkaç tane genç abilerden başka kimse bulunmadığı halde zaman en şiddetli zehirlenmeleri Emirdağ'da yaşıyor. İnsan iste, ister istemez üzerinde düşünüyor tabii. Odaya cinler mi gelip bu zehri koyuyorlar? Yani? Eğer üstad yemekten zehirleniyorsa, Zehir yemeğin içerisine atılıyorsa oradaki hizmetkarlar da aynı yemekten yiyorlar. Onlara bir şey olmuyor, üstadı oluyor. Nasıl oluyorsa yani. Bunlar tabii soru işaretleri. Biz şu şahıs, bu şahıs demekten Allah'a sığınırız. Elimizde delil olmadan konuşamayız. Ama ve lakin bu vakayı da göz ardı edemeyiz. Hüsnü Abinin asıl vasfı üstadın şoförlüğünü yapması. Dolayısıyla hep şoför Hüsnü diye bilinir camianın içerisinde. O bizim şoför Hüsnü abimizdi. Ölene kadar da bu vasfının dışında bir vasfı gözükmedi zaten. Yani şoförlüğünün dışında onu tavsif edeceğimiz bir vasfı yoktu yani. risale Nurlara sarılmış bu camianın içerisinde ömrünü tüketmiş birisiydi. Ama ve lakin onu kimse tanımazdı. Bir grubu, bir cemaati yoktu. Bir gruplaşması da yoktu yani. Kimse de bilmiyordu onu. 1960'tan sonra çekilmiş, memleketine gitmiş, Karabük'te bir dükkan açmış, başka bir işte çalışmış risale Nur camiası içinden de onu tanıyan insanların sayısı çok azdı. Ben 1974'te Nurcuların içerisine girdiğim halde Hüsnü abi hiç görmemişim. Yıllarca hiç görmemişim yani. 1960'tan sonra unutulan bir şahsiyet. Karabük'e gitmiş, orada kaybolmuş tabiri caizse. Fakat benim tespitlerime göre Üstad'ın zındıka komitesi, komitesi dediği oluşum Gladyo vasıtasıyla Risale-i Nur camiasında operasyona başlayınca Hüsnü Karabük'ten İstanbul'a getirtildiğini hizmet Vakti, vakfına ortak edildiğini görüyoruz. Fakat diğer abilerin ağırlığı altında Hüsnü abiye yine kimse hatırlamıyor o yıllarda. Yıl 1990'lar. Mustafa Kaplan Yeni Asya grubunun içerisinde artık abi olmuş. Aşağı yukarı 10 senelik köşe yazarı. Ve cemaatlerin kalıplarını kırmaya başlamış. Diğer Risale-i Nur talebeleri de görüşme suçunu işlemeye başlamış. O yıllarda rahmetli Mesut Zeybek'le beraber Karabük'e gittik. Özel olarak Karabük'e gittik. Hüsnü ile özel görüştük. 1990'lar. Ve ilk defa o zaman kendisini gördüm. Baya muhabbet ettik o zaman. Tabii ben Risale-i Nur camiası içerisinde bir mevki tuttuğum için konuşmalarımız camia üzerineydi. Mahrem meselelerdi. Onları da konuştuk yalnız kendisine o günkü tavırlarından dolayı muhabbetim vardı. 1993'te işte ben Molla Muhammed Hocamızla tanıştım. Aynı sene yeni neşriyata başlayan beklenen vakit gazetesinde yazı yazmaya başladım ve 15 günlük bir yazı hayatı olmadan eski mahkumiyetlerimden dolayı evde yakalandım, hapse girdim. 17 aylık bir hapis sürem oldu. Bayrampaşa'da başladı bizim hapis hayatı. İzmit cezaevinde devam etti. Gölcük cezaevinde 1995 Şubat'ında bitti. Hapisten sonra yine Hüsnü abiyi ziyarete gittim konuşmamızın arasında bana beni yakalatma emrinin bizzat Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından verildiğini söyledi. Hüsnü haber kaynağını ben bilemem. Şimdi o da ahirete gitti. Yanımızdaki Mesut Zeybek de ahirete gitti. Tefsik etme imkanım yok. Ama Allah'ın huzurunda ben bunu söylemek zorundayım Bana böyle dedi. Beni içeri attıranın Süleyman Demirel olduğunu söyledi. Ki bana da makul geldi çünkü vakitteki ilk yazılarımdan birisi babam benim diye Süleyman Bey'i ağır bir tenkide tabi tutmuştu. Ondan sonra hükmümüz kesilmiş ya. Ben Yeni Asya Gazetesi'nde çalışırken, üst katta çalışırken, aşağıya girişe patronun odasına gelen polisler burada yoktur diye rapor tutup giderken 1993 Eylül'ünde beni evimden alıp götürdüler. E demek yukarıdan bir baskı gelmesi lazım. Yani. Aynı polisler. Neyse. Hüsnü abiyle hapisten sonra da aramız iyi. Onu anlatmaya çalışıyorum. 95 yılı içinde allah Alem bir gün Mertel'e gittim. Molla Muhammed hocamız o zaman Mertel'deki dershaneye geliyordu. Öğlen vakitlerinde dershaneye gittim. Abi bir baktım. Hüsnü abi Molla Muhammed'in yanında. E sen bendeki sevinci düşün artık yani. Dedim ya maşallah ne güzel olmuş. Hüsnü abi de ehli insaf seviyorum da. Hoca yanında görmekten dolayı da memnun oldum. O da beni gördü orada. Neyse. Hoş ettik. İşte ondan sonrası enteresan. Hüsnü abi bana Mesut Zeybek'le haber gönderdi. Ne dedi biliyor musunuz? Kaplana söyle. Daha Molla Muhammed'in yanına gitmesin. Ne adam. Molla Muhammed o kadar fena bir insan idi. Sen onun yanında ne arıyordun? Eğer iyi bir insan idiyse benim gitmemi niye istemiyorsun? Bu bende çözülemeyen düğüp... cevabı bulunamayan bir soru olarak kaldı maalesef. O davranışın üzerine ben zaten bir daha onun yanına gitme ihtiyacı hissetmedim. Yani. İnsan mert olmalı, mert. İkili tavırları, çifte standartları benim beynim almıyor. Hayatım boyunca bunu yapamadım, yapanlardan da hoşlanmadım. Hüsnü Bayram abi, bak işte Bayramoğlu abi, Bayram mı Bayramoğlu neyse. Bu mübarek abimiz, bizim şoför abimiz. Ondan sonra Mulla Muhammed'e dolayısıyla bana ve bizim çıkardığımız eserlere cephe aldı. Karşı cephede yer aldı. Şimdi bunu anlamanın imkanı var mı yani? Ve Molla Muhammed hocamız için tezyif edici kelimeler kullandı. Bir Müslümana yakışmayacak ifadeler kullandı. Yazılan Risale-i risale Nur şerhleri için çöp dedi, çöp. İnsan Allah'tan korkar. Biraz mürekkep yalamış bir insan Risale-i Nur şerhi için çöp diyebilir mi yani? Risale-i Nur'un şerhini yapabilen insan, Risale-i Nur'a hakim olan insan demektir. Risale-i Nur'un diline hakim olmadan, konusuna vakıf olmadan hangi baba hiç şerh yapabilir? Şerh yapmaya kalsa rezil olmaz mı? İşte şerh yapmaya kalkanları gördük. Kendisi bu tavır alınca e tabi tepedeki tavır aldı mı aşağıdaki imam bilmem ne yapacak, Cemaat ne yapıyor yani? Hüsnü abinin etrafındaki cühela takımı dümdüz neredeyse haşa uzun ana avrat bize sövdüler. Kimse inkara kalkışmasın. Sosyal medyada yazdıklarının hepsi kopyalanmıştır arşivdedir Hem bu dünyada utanacaklar hem Allah'ın huzurunda utanacaklar. Peki niye Hüsnü abi bize bu tavır aldı? Bizden ona zerre kadar bir menfi hareket olmadığı halde. Bir karşı tavır olmadığı halde. Biz onun aleyhine hiçbir kelime konuşmadığımız halde. Ve Allah da şahit ona ben muhabbet beslediğim halde. Niçin bize bu tavır aldı? Düşünüyorum, düşünüyorum. FETÖ meselesinden başka bir gerekçe bulamıyorum. Biz gizlemeden Alen'i Fetullah Gülen harekatına karşı idik. Bunu derslerimizde gümbür gümbür söylüyorduk ve ben vakit gazetesinde Alen'i yazıyordum. Bu abilerimiz ise Fetullah Gülen'in muhibbanı idi. Bize olan Muaraza muarazaları bundan başka olması mümkün değildir. Ben o zamanlarda sosyal medyada da Vüslübi vefat etmeden önce bunları dile getirdim. Dedim senin oğlun FETÖ'nün okullarında okumadı mı? Sen kızını Fethullah Gülenci bir zata vermedin mi? Ha? E bunlar ayıp şeyler değil. Herkesin yaptığı şeyler. Beşeri münasebetler. Haydi bunu geçtik. Peki sen 1970'lerde Hizmet Vakfı'nda Fethullah Gülen'le beraber ortak çalışma metnine imza attın mı atmadın mı? Mutlak vekillerle beraber Fethullah Gülen'le çalışmaya imza attın mı Hüsnü Bayram? Evet attın. Şimdi diyeceğiz ki bu 1970'lerde kalmış. Hüsnü abi de o zaman daha toydu, cahildi, oyuna geldi. E, tamam, kabul. 70 gitti. 80 de gitti. E, 90 da gitti. 90'ın sonuna geliyor. Bakalım Hüsnü Bayram'ın Fetullah'la, Fetullah Gülen'le ilgili kanaatlerinde bir değişme olmuş mu? O kadar şeyler olmuş. Hadiseler geçmiş ya. Yani. Betullah Gülen samanın altından, samanın üstüne çıkmış, suyun yüzüne çıkmış. Legalleşmiş, devletleşmeye doğru gidiyor. Bu ister istemez basının konusu oluyor. 30 Ağustos 1996 tarihli Milliyet'te bir haber çıkıyor. Diyor Gülen'in nurculuğu tartışma konusu. Başlık bu. Yani Gülen'in Nurcu olup olmadığı tartışılıyormuş. Ula Gülen'in Nurcu olup olmadığını tartışan kim yani? Bizden, baş, bizden başka aleyhte konuşan yok ki. E bizi de herkes biliyor. Biz İsa'nın talebesiyiz. O camianın içindeyiz. E gayet tabii tartışma konusu oluyor yani. Gülen'in nurculuğu tartışma konusu olunca telaşı mutlak vekilleri tutuyor yani. Allah sizi ne ilgilendirir lan? Sizin Fethullah Gülen'le ne alıp veremediğiniz var. O imzalarınız demek gerçek imzaydı ve onunla bağınızı hiç kesmediniz. 1970'lerde ortak çalışmaya imza attığınız gibi 1990'ların sonuna geldiğinde de ortak çalışıyordunuz. Milliyetteki o haber üzerine abelerimiz dört tane imza ile dört tane imza ile bir mektup neşretti. Şu alttakiler benim yazım. Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Abdullah Yeğin, dördüncü imza, Hüsnü Bayram. Bu ne abi bu senin mektubun. Şu anda kabirde görüyorsun sen. Ben seni göremiyorum ama sen beni görüyorsun. Bu mektup senin imzanla çıktı. Ne diyordunuz burada 1996'da? Artık Fethullah Gülen harekatı devletleşmeye başlamış. Kurumlaş, kurumlaşmaya başlamış. Siz Fethullah Gülen'in Nurcu olmadığına dair küçük bir şaibeye dayanamamışsınız yani. Feryat etmişsiniz. Ne diyorsunuz? Muhterem Gülen hocanın azami takva ile beraber İslam'ı hakikatiyle yaşama cehd ve gayretinde tebellür eden hayatı meydanda olur. Maşallah size abiler. Fethullah Gülen azami takva sahibiymiş. Ulan Allah'tan korkar insan Fethullah için bunu demek için. Azami takva sahibiymiş. Azami takva sahibinin Erzurum'daki hikayelerini kimse bilmiyor değil mi? Kırklar elindeki hikayelerini kimse bilmiyor değil mi? İzmir'deki hikayelerini kimse bilmiyor değil mi? Azami takma bu muydu? İslam'ı hakikatiyle yaşama ceh ve gayretinde tebellür etmiş hayatı adamın. İslam'ın hakikatini yaşama ceh ve gayreti 15 Temmuz'da görüldü. Efendiler. geniş manada ve geniş kitlelere bilhassa masum nesilleri muhafaza ve müdafada sırf onlar için fedakarane gayret ve iniltileri ve müsamahakar atf-ı nazar beyanları ona hücum ve taarruza asla sebep gösterilemez. Aa, <laughs> demek Fethullah Efendi insanlar imana gelsin diye Gençlere bazı müsamahalı şeyler yaptırıyormuş, adamlarına kendi grubu içerisindeki nurculara güya, onlarda nurcu kabul ediliyor ya. Yani. Onlara şeriata uymayan meselelerde tavizkar davranıyormuş. O abiler diyorlar ki, Hüsnü abi de dahil. O onların imanını kurtarmak için bu müsamahalı tavrı gösteriyor diyorlar. Yani Fetullah Gülen'in hınt deyiciliğini yapıyorlar. Adamın şeriata göre yanlışı açığa çıkmış. Bunu Milliyet Gazetesi gibi İslam'ın yanında olmayan bir yayın organı dile getirmiş. Bunlar hemen Fetullahı kurtarma operasyonuna kalkıyorlar. Bu cümlelerin başka izahı varsa paralel Nurcu kardeşlerimiz izahını yapsınlar ben de öğreneyim. Ya paralel Nurcu deyince de kızıyorsunuz. Niye kızıyorsunuz be kardeşim? Risale-i Nur harekatı talebeler, kardeşler ve dostlar olarak Risale-i Nur'un müellifi tarafından belirtilmemiş mi? Siz bu vasıfların hangisine uyuyorsunuz? E bu vasıflara uymuyorsanız, evet size biz nurcu değildir demiyoruz nurcudur ama paralel nurcudur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında paralel devlet kurmaya kalkan Fethullah Hoca'nın yaptığını sizi organize edenler Risale-i Nur hareketinin içerisinde aynısını yaptılar yani. Bu kelimeden rahatsız oluyorsanız gerçek Risale-i Nur talebine dönün. E biz de bu kelimeyi bir daha kullanmayalım. Ben bu kelimeyi kullanmaktan sanki çok mu memnun oluyorum? Ve abelerimiz devam ediyor. Mektuplarında. Bunu alenleştirdiler bütün camiaya. Evrensel bir ufuk turuna doğru gelişen bu hizmeti i külliyede hani Sungur abi diyordu ya külli hizmet kardeşim külli hizmet, külli hizmetmiş. Bu hizmet-i külliyede muhterem hoca efendi kardeşimizin de ilahi lütuf ve mevhibenin bir tecellisi olarak muhterem hoca efendi bunların kardeşi üstelik ilahi lütuf ve mevhibeye masar olmuş yani ilhamı ilahiye masar olmuş Fethullah efendi büyük bir hisse ve nasibi var olduğu ise açıkça ortada ve herkesçe müsellemdir. Herkes teslim ediyor. Ula herkes müsellem de ben o herkesin içine girmiyorum yani. Molla Muhammed o herkesin içine girmiyorum yani. Biz her evet. tenkit ediyorduk. Yapılan hareketlerin şeriata uymadığını, Kur'an ve sünnete uymadığını, Risale-i Nur'un ölçülerine uymadığını söylüyorduk. Nasıl müsellemmiş bu yani? Bu müsellem sizce müsellemdi. Siz teslim ediyordunuz onu yani. Siz diyordunuz. Siz Fetullah Gülen'in Risale-i Nur talebesi Müslüman diyordunuz. Yani. Bu masum kitleleri o yanlış hareketin içerisine yönlendiren sizdiniz. Hatta şu hususu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz ki şimdi altını çiziyoruz ki diyor bu abiler kendisi hizmeti imaniye ve İslamiye noktasında bu kadar geniş imkana maddeten ve manen sahip olmasına rağmen manen de sahipmiş efendi. Fethullah Gülen'de öyle bir maneviyat varmış. Madde varmış o belli. E, maddesini zaten herkes söylüyor. Siyaya söylüyor. Harekat kurumsallaşmaya başlayınca CIA uyuşturucu kaçaklığı, kaçakçılığından elde ettiği 55 milyar doları Fethullah Gülen harekatına teslim etti. E tamam bunu CIA'nın ajanları söylüyor. Bu basına çıkan bilgiler bunlar. Maddeten gücü tamam doğru. Lan manen gücü nerede bu adamın? Bunun dinle bağı neydi ki manen güçlü olduğunu siz söylüyorsunuz bunu. Bu adamın yani. Bu kadar gücü olmasına rağmen diyor Fetullah e ee, bizzati risalelerin neşre girmemiş. Aha! Fetullah Gülen'i mübarek yapan unsur Risale-i Nur basmamış o zamanlar. Değişik kitaplar basmış ama Risale-i Nur basmamış. E Risale-i Nur basma işi kimin? bu abileri, mutlak vekilleri ne yapıyorlar? Basıyorlar, para alıyorlar. Basıyorlar, para alıyorlar. Basıyorlar, para alıyorlar. Maşallah. Nereye gidiyor bu paralar? O meşhur. Adam gibi kitap bastılar mı? Yo, o meydanda. O da meydanda. Çamur gibi kitapları ulan. 60 küsür senedir hala çamur gibi kitap basıyorsunuz ya. Yani. Böyle kitap olur mu? İnsan bugünkü piyasadaki kitaplara bakar. Yerli yabancı dost düşman kitaplara bakın utanır mı? Ve Fethullah bilene medyun üşükten oldukları mesele ne? Bak şimdi söylüyorlar ha. Risale-i Nur'u basmadığı gibi Fethullah Efendi kamyonlarla nur risalelerinin sevkiyle nurların her taraftan neşrine dolayısıyla genç nesillerin imdadına koşmuştur. Gamyon gamyon tır tır Risale-i Nur satın almış. Fetullah CIA'den aldığı parayı bu abilere vermiş. E bunlar da bayram ediyorlar. Bunların değil derdi dini para. E öyle değilse bu nedir be kardeşim ya? Adamın şeriata aykırı hareketlerini görüyorlar. Ona kılıf uyduruyorlar. İnsanların imanını kurtarmak için bu tavizleri veriyormuş. Ama Risale-i Nurları kamyon kamyon alıp satıyormuş. Risale-i Nurları Fethullah Hoca basmadı diye teşekkür ettiklerine göre Fethullah Hoca bu Risale-i Nurları kimden alıp da kamyon kamyon tır tır satıyor? Bu abilerimizden. Bu abilerimizde e dünyalık işte. Fani dünya işte. Köşeyi dönüyorlar bununla. E bunların hiçbir vasıfları var mı? Bunların bir vasıfları var mı? Yani para kazançlarını elde edecek bir titirleri var mı? Hüsnü Bayram'ın bir titri var mı? Mustafa Sungur'un bir titri var mı? Öğretmendi, istifa etti. Babasının durumu belli, ailesinin durumu kendisi Neyle geçiniyordu? Abdullah Yeğen'in titri ne? Neyle geçiniyordu? He? Ahmet Aytimur'un titri ne? Neyle geçiniyordu? E tabi Fethullah Gülen kamyon kamyon bunların kitaplarını alıyordu. Veriyordu bunları paraya. E bunlar da Fethullah Gülen'e alkış tutuyorlardı. 1996'daki durum budur. 2000'de farklı mıydı yani? Ve ayrıca geniş dairelere müteveccih Türkiye'de ve hariç memleketlerde ihyasına vesile olduğu marif hizmetleri, neşriyat sahaları ise bütün ehli iman tarafından kemali takdirle karşılanmaktadır. İyi de Hüsnü abi yani biz ehli iman değil miyiz ki biz bunları takdir etmiyoruz? Tenkit ediyorduk o zaman yani. Sen bizi ehli iman safında kabul etmiyor muydun yani? Şeriatı güve gibi yiyen, içini dışını tırtıklayan adamı sen din hizmeti yapıyor diye göklere çıkıyorsun. Şu cümlenin mefhum muhalifiyle onun marif hizmetlerini, neşriyat hizmetlerini tenkit edenleri ehli imanın dışına atıyorsun sen yani. Biz bebek miyiz yani? Anlamıyor muyuz ne demek istediğinizi yani? Fethullah Hoca'nın marif hizmetleri, neşriyat sahasındaki hizmetleri bu abiler tarafından şükranla karşılanıyor. Alttaki ifadeye bak. Diyor ki bunlar bunların bu hizmetlerin kimden zuhuretse takdirle yad edileceği bedihi olan bu hizmetlerin içimizden birisi tarafından yapılması elbette şükranla karşılanacak bir masariyettir. Diyor ki Fetullah içimizden biridir. Ha vallahi billahi. Aferin. İşte doğru söylüyorlar. Abdullah Gülen bunların içinden biridir. 1970'lerde beraber çalışmak için imza attıkları zamandan beri beraberlerdir. İçimizden biridir diyor. Evet onların içinden biridir, bizim içimizden biri değil. Yani. O takdir edilen, insanları kurtardığını iddia ettikleri mağrip hizmetler ve neşriyat sahaları bugün devletin kontrolündedir. Allah'a büyük şükürler olsun ya. Devlet kayyum tayin etmiştir onların üzerine. E şimdi Milliyet Gazetesi'ndeki o haber Risale-i Nur camiasından bazılarının Fethullah'ı tenkit ettiğini ortaya koyduğuna göre bu tenkidi yapanlar bu abilerin nazarında hangi adamlar acaba? Yani şimdi tenkidi yapanlar biziz. Risale-i Nur camiasından bir iki tane grup var Fethullah'ı tenkit eden. Başkası yok ki. Biz neymişiz şimdi bu abiler bize yani o tenkidi Fethullah'ı tenkit edenleri ne diye görüyorlar? Diyor ki bu komitacılık usulleriyle müminlerin mabiyeninde istimal edilemez bu komitacılık usulleri. Komitacılık yapıyormuşuz biz tenkit etmekle. Nasıl komitacılık yapıyormuşuz? Hazreti Üstad Bediüzzaman'ın söylediği Ermeni Taşnak Komitesi gibi, Mason Komitesi gibi, İfsat Komitesi gibi, Komünist Komiteleri gibi, ha onların ifadesi. Biz ifsat yapıyormuşuz bu komiteler gibi. Fethullah Gülen'in harekatı neticede Ermeni Taşnak Komitesi ile, Mason Komitesi ile, İfsat Komitesi ile, Komünist Komiteleri ile beraber iş yapmadı mı? 15 Temmuz'da bu tamamen tescil edildi mi bu ülkede? Şimdi komitacılığı yapan biz miymişiz? Yoksa Fethullah'ın kendisi miymiş bu komitacılığı yapan? Bu komitacılığı yapan Fethullah'la beraber ona bu destek mektubu yazan mutlak vekil abiler miymiş? Yani? Kimmiş bu? Aha mektup. Şimdi bu mektubun altında imza olanların dördü de kabirde. Şu anda beni onlar gayet net dinliyorlar. Bugün yaşayan muhakkipleri de beni net dinlesinler. Bu mektup abilerinizin, mutlak vekil abilerinizin mahşerde yüz karasıdır buna sahip çıkarsanız şu mektuptaki imzalara sahip çıkarsanız sizin için de yüz karasıdır. Kim Fethullah Gülen'e iltisak içerisindeyse hepsinin yüz karasıdır bu. Dün yüz karasıydı, bugün de yüz karasıdır, yarında mahşerde de yüz karanız olacaktır. Şimdi gelelim konumuza. Abiler, abiler, bizim abiler. Bu bizim abiler. Niye Mustafa Kaplan'a ve Molla Muhammed'e ve çıkardıkları eserlere tavır aldılar? Karşı cephe aldılar. Aleyhte bulundular. İfsat Komitesi ile el birliği yaparak bizi hapse attırdılar. Ne için? Vallahi de billahi de bizim Fetullah Gülen'i tenkit edip ona karşı mücadele etmemizden başka hiçbir gerekçeleri yoktur. Hiçbir gerekçeleri yoktur. E o zaman ne kızıyorsunuz be kardeşim? Yani ay bacayı açtıktan sonra iş yaylasını bulduktan sonra devlet Fethullah Gülen'e aleni operasyona başladıktan sonra bu Fethullah Gülen'de fazla oluyor deyip ağlamanızın, zırlamanızın bir kıymet terbiyesi yoktur. 2012'ye kadar siz onunla beraberdiniz. Yani. 2012'den sonra kıvırdınız. Ya karşınıza devlet almaktan korktuğunuz için kıvırdınız. Fethullah ve adamları erkek çıktı, mücadelelerine devam ettiler. Siz orada da kıvırdınız yani. Kelime var söyleyemiyorum ha. Yaptığınız hareketin kelimesi var söyleyemiyorum yani. Allah sizi affetsin, affetsin. Eder mi etmez mi onu bilmem. Ama benim bizim vazifemiz bir Müslüman olarak ha şurada açık ve net söyleyeyim bu tavırlarıyla beraber Fethullah hariç ben bu abilere haşa ve kella dinsiz diyemem, kafir diyemem. Bunlar Müslümandır. Bunlar iman sahibidir. Ben zahire göre hükmetmek zorundayız. Ama yaptıkları hareket ifsat komitesine destekçiliktir, yalakalıktır, menfaat onlardan menfaat elde etmektir. Ha bunu yaptınız ve ciddi tövbe etmeden öldünüz o iltisak içerisinde öldünüz. Hala o şebekenin adamları hala içinizde, hala mühim mevkilerinizde duruyorlar yani. Bak bak bak. Kendini gizleme ben seni görüyorum şu anda. Hemen anlıyorsun değil mi kimden bahsettiğimi? Anlıyorsun kimlerden bahsettiğimi? <laughs> hepiniz suçüstü yakalandınız. Gözümün içi hepiniz yakalandınız aklınızı başınızı alın. Ciddi tövbe edin. Gelin Kur'an ve sünnete uygun İsa-i Nur harekatında bize destek verin. Beraber bu Kur'an hizmetini yapalım. Şu imansız giden yüz binler, milyonlar bir an önce imanlarına kavuşsunlar. Cehenneme gitmekten kurtulsunlar. Benim derdim vallahi de siz değilsiniz, billahi de siz değilsiniz, siz kimsiniz, FETÖ kimdir? Hiçbirinize ben beş para kıymet vermem. Ama ve imansız giden insanlar beni üzüyor yani. Ben imansız giden insanları düşünüyorum. Yani. Onların imanının kurtulması için bu, fer bu feveranı yapmak zorundayım. Yani. Yoksa ben şimdi gidip rahat köşemde yatmayı torunlarım, torunlarımla oynamayı bilmiyor muyum? Yani. Niçin bu mücadeleye devam ediyoruz? Bu insaniyet bir an önce iman dairesine gelsin cennete gitsinler diye. Allah da şahit başka bir derdimiz yoktur bizim ya. Yani. Eğer sizin derdiniz de Kur'ansa, sizin derdinizde insanların iman ile gitmesi ise gelip bize destek vereceksiniz. E vermezseniz e paşa gönlünüz bilir. Abiler abiler bizim abiler biz sizi atmayız. Yine bizim kabul ediyoruz sizi. Ama yanlışlarınızı söylemek zorundayız. Göz. Allah bir an önce uyanmayı ve ciddi Kur'an'a dönmeyi size de nasip etsin bizi de istikametten ayırmasın inşallah. Devam edeceğiz. Bu bayrak bütün İslam aleminde tek vücut Kur'an'ın bayrağı kalkana kadar devam edecektir. Sübhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.